aynı zamanda değerli baş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Aynı zamanda değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterişimizin ardından yaptığım ilk ziyaret. Biz 5 yıl önce İstanbul'u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimiyle hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul'u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz. Yolu açık olsun. Ekrem İmamoğlu'ndansa İstanbul İttifakı çıkışı geldi. Bugün Sayın Genel Başkanımızı Saraçhane binamızda İstanbulluların evinde ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Ben öncelikle hem Sayın Genel Başkanımıza hem partimizin MYK'sına hem de dün şahsıma görev tevdi eden parti meclisimize teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 tarihi itibariyle İstanbul halkı ile birlikte 2019'da hep birlikte temelini attığımız İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir biçimde bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız ve inşallah halkımızdan 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz. Bugün bu duygularla değerli genel başkanımızı misafir ediyoruz. Umut ederim önümüzdeki 3 aylık dönemde başta İstanbul'daki çok kıymetli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz ve bütün İstanbullularla, İstanbul gönülleriyle muazzam görülmemiş bir kampanyayı halkçı, bir arada pozitif, iyi niyetli ve İstanbul'u konuşan, İstanbul'u düşünen bir kampanyayla farklı bir dönemi burada yaşatacağımıza inanıyorum. Şimdiden yolumuz açık olsun. Hepimize başarılar. CHP Parti Meclisi dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığını onaylamıştı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Ahmet Akın olarak belirlenmişti. Özel İmamoğlu'nun ardından yaptığı açıklamada 2019 seçimlerinde yaşanılanlara değindi. Dün parti meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem Başkan'ın sırası gelip adaylar içinde harf sırasıyla İstanbul'a gelindiğinde üzerindeki müzakereler kesilmeyen alkışlarla tamamlandı. Biraz önce anı defterine kaydettiğim duygu sadece benim değil bütün Cumhuriyet Halk Partililerin duygusudur. 5 yıl önce bu binaya devir teslim töreni için gelmiştik. Uzun süren bir demokrasi nöbetinden sonra, güçlükle alınan bir mazbatadan sonra ve daha o zaman yaşanacağını bilmediğimiz bir hazımsızlıktan hemen önceydi. Ben buranın balkonunda Ekrem Başkan'ın o kalabalığın içinden bu binaya yaklaşışını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. Ve o günden bugüne kendisine verilen her bir oyu, her bir desteği ve duyulan güvenin her zerresini hak eden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz ona İstanbul'u emanet ettik. O İstanbul'a çok iyi baktı ve İstanbul'a çok iyi geldi. İstanbul'un üzerinde artık yabancılara kupon arsa pazarlamak için bir helikopter uçmuyor. İstanbul'un her noktası İstanbullunun hizmetine sunulmak için çalışılan, o gözle bakılan bir belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor. Göreceksiniz İstanbul'da yağmur yağdığında artık bu viyadüklerin su dolması, Üsküdar'ın bir göle dönmesi Üsküdar Meydanı, hepsi bitecek demişti. Şimdi yağmur yağıyor ve dediğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul'a iyi gelmiştir. Her alanında, her noktasında. Ve o vicdanlılar o vicdan terazisinde tartıp 2 seçim arası 806 bin farkı çıkaranlar yine vicdanlarında bu gördükleri hizmet karşılığında yeniden ödüllendirecekler ve
bir 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu'nun dünyanın bu en güzel kentine hizmet etmesini isteyecekler. Bu tercihleri İstanbul'a iyi gelecek.